Sana Roblox Brookhaven'da geçen korku dolu bir hikaye anlatacağım kanka, ama önce kanalıma abone ol, bildirimlerini aç ve videoyu beğen. Hazırsan başlıyorum. Brookhaven kasabası, Georgia eyaletinde küçük ve sakin bir yerdir. Ancak, kasabanın karanlık bir geçmişi vardır. 1950'lerde, kasabada bir akıl hastanesi kurulmuştur. Burada, doktorlar hastalara deney yapmış ve onları işkenceye maruz bırakmıştır. Bazı hastalar kaçmayı başarmış, ancak çoğu ölmüş veya delirmiştir. Akıl hastanesi 1978'de kapatılmış ve terk edilmiştir. Ancak, bazı insanlar hastanenin hala lanetli olduğunu ve hayaletlerin orada dolaştığını iddia etmektedir. Hikayemizin kahramanı, genç ve meraklı bir gazeteci olan Lara'dır. Lara, Brookhaven kasabasına gelmiş ve akıl hastanesinin gizemini araştırmaya karar vermiştir. Lara, hastaneye girmek için bir yol bulmuş ve içeri gizlice girmiştir. Hastane, tozlu ve karanlık bir yerdir. Lara, el feneriyle koridorlarda yürümeye başlamıştır. Hastane duvarlarında kanlı yazılar ve çizimler görmüştür. Lara, bunları fotoğraflamıştır. Lara, hastanenin bodrum katına inmeye karar vermiştir. Bodrum katı, hastanenin en korkunç bölümüdür. Burada, doktorların yaptığı deneylerin izleri vardır. Lara, bodrum katında bir odaya girmiştir. Oda, eski cerrahi aletlerle doludur. Lara, masanın üzerinde bir dosya görmüştür. Dosyayı açmıştır. Dosyada, doktorların yaptığı deneylerin ayrıntıları yazılıdır. Lara, dehşete düşmüştür. Lara, dosyayı okurken, arkasından bir ses duymuştur. Ses, "Seni buldum," demiştir. Lara, arkasına dönmüştür. Arkasında, beyaz bir önlük giymiş ve kanlı bir bıçak tutan bir adam durmaktadır. Adamın yüzü solgun ve çarpıktır. Adam, "Sen de benim deneyim olacaksın," demiştir. Lara, çığlık atmıştır. Lara'nın çığlığı, hastanenin duvarlarında yankılanmıştır. Lara, adamdan kaçmaya çalışmıştır. Ancak, adam onu yakalamış ve masaya fırlatmıştır. Adam, Lara'nın üzerine eğilmiş ve bıçağı onun boğazına dayamıştır. Lara, son bir umutla el fenerini adamın gözüne doğrultmuştur. Adam, gözleri kamaşarak geri çekilmiştir. Lara, bu fırsatı kaçırmamış ve adamın elinden bıçağı almıştır. Lara, bıçağı adamın kalbine saplamıştır. Adam, acı içinde yere yığılmıştır. Lara, ayağa kalkmış ve odadan çıkmıştır. Lara, bodrum katından çıkarak hastaneden kaçmaya çalışmıştır. Ancak, hastane kapısı kilitliydi. Lara, kapıyı açmak için anahtar aramaya başlamıştır. Lara'nın aradığı sırada, hastanede garip sesler duymaya başlamıştır. Sesler, hasta çığlıkları ve doktor kahkahaları gibiydi. Lara'nın kulaklarında çınlayan sesler onu delirtiyordu. Lara'nın gözleri önünde hayaletler belirmeye başlamıştır. Lara, hastaneden kaçmak için anahtar ararken, hayaletler onu takip etmeye başlamıştır. Hayaletler, Lara'nın geçmişindeki korkularını ve pişmanlıklarını yansıtmaktadır. Lara, hayaletlerden kurtulmak için koşmaya başlamıştır. Ancak, nereye giderse gitsin, hayaletler onu bulmaktadır. Lara, hastanenin çatı katına çıkmıştır. Çatı katı, hastanenin en yüksek noktasıdır. Lara, burada bir çıkış yolu bulabileceğini ummuştur. Ancak, çatı katında da hayaletler vardır. Lara, çatı katında bir pencere görmüştür. Pencereden dışarı bakmıştır. Dışarıda, güneşli bir gündü. Lara, pencereden atlayarak kurtulabileceğini düşünmüştür. Lara, pencereye doğru koşmuştur. Ancak, pencereye yaklaştığında, pencerenin arkasında bir hayalet varmıştır. Babası, kanserden ölmüştü. Lara, babasının son anlarında yanında olamamıştı. Lara, babasının hayaletinden korkmuştur.